Yard Film Akademi'den herkese merhaba. Ben Ömer. Bugün sizlere daha iyi bir sinema deneyimi için ortaya çıkan IMAX teknolojisinden bahsedeceğim. Aynı adı taşıyan bir şirket tarafından kurulmuştur. Yüksek çözünürlüklü IMAX kamera, IMAX film projeksiyonu ve IMAX ham filminden bir araya gelen bu teknolojiye ilerleyen yıllarda yüksek kalitede ses sistemleri de dahil olmuştur. Yani IMAX hakkında bilmemiz gereken şey temelinde IMAX'in oldukça yüksek bir imkana sahip olan sinema salonu olduğu. Şimdi IMAX'in görüntüdeki önemini anlamak için biraz derinlenelim. Bildiğiniz gibi dijital video çağından önce görüntüleri ham peliküllere kaydediyorduk. Bu peliküller görüntümüzü saklamak ve işlemek için ana kaynaklardı. Günümüzdeki hard diskler gibi düşünebiliriz. Her zaman 16 ve 35 mm film formatları büyük oranda tercih edilen formatlardı. 70 mm filmler denenmiş olsa da ağırlığı ve yüksek masrafları sebebiyle kısa zaman içerisinde kenara atıldılar. İlerleyen zamanda Kanadalı deneysel film ekibi IMAX adında bir teknoloji icat etti. Bu teknoloji her şeyi değiştirecekti. Ama bu değişim uzun yıllar aldı. Bu değişime gelmeden önce IMAX'in görüntüdeki önemini anlamak için filmlerin görüntü kalitelerine odaklanalım. Ev yapımı filmlerde veya kişisel amaçlarla kullanılan görüntülerde 8 mm'lik formatlar kullanılıyordu. Bu formatlar HD kalitenin dahi altında kalıyor. Düşük bütçeli, televizyon ve eğitim içerikleri için kullanılan 16 mm format ise neredeyse 2K'ya eşit diyebiliriz. Sıklıkla kullanılan ve günümüzde de halen daha kullananları duyduğumuz 35 mm'lik film formatı ise 6K'ya denk sayılabilir. Bunlara kıyasla 70 mm'lik film formatına sahip IMAX neredeyse 18K'lık görüntüye sahip. Gördüğünüz gibi IMAX 35 mm, 16 mm ve 8 mm'lik film formatları arasında oldukça yüksek bir boyut farkı var. Unutmayın ki görüntüdeki kalite artışının filmlerin boyutuyla alakası olsa da peliküllerin kalitesi ve filme alan kameranın kalitesi de aynı oranda etkiye sahiptir. IMAX'in yarattığı kalite değişimine geri dönecek olursak halen daha teknolojik yetersizlikler ve yüksek masraflar sebebiyle IMAX'in sinemaya giremediğini görüyoruz. Bu teknoloji sinemaya girememesiyle kendisine belgesel alanında yer buldu. Belgeselciler bu yüksek görüntü kalitesinden oldukça memnunlardı. Büyük oranda sabit çekim yapıyorlardı ve işlerini zorlaştıran ciddi bir şey yoktu. Şirket olarak IMAX, Hollywood sektörüne girmek istiyordu. Ancak Hollywood yapımcılarından almış olduğu geri dönüş olumsuzdu. Çünkü IMAX salonları IMAX filmler göstermek için yeterli değillerdi. Hollywood yapımcıları yeterince salon olmadığını söylüyordu. Söylediklerinde haklıydı. Ancak IMAX şirketinin ise farklı bir şikayeti vardı. IMAX salonları açmak için yeterince film de yoktu. IMAX şirketi bunun çözümünü farklı bir teknolojide buldu. Bu teknolojiye DMR adı verildi. Bu teknolojinin Türkçe karşılığı ise dijital yeniden dönüşümdü. DMR teknolojisi kullanılarak ilk önce Apollo 13 filmi yeniden üretildi. Film IMAX formatına uygun üretilmişti. Normal vizyonundan aylar sonra IMAX'te vizyona girse de oldukça beğeniyle karşılandı. Şirket bu sürecin ardından IMAX salonlarını arttırdı ve Hollywood yapımcılarıyla anlaşıp filmlerini artık IMAX formatta çekmeye başladı. IMAX kameralarıyla çekilen bu filmler IMAX salonlarda vizyona girdiklerinde çok daha yüksek bir kalite elde edilebiliyordu. Sonuçta DMR gibi yeniden üretim aşamasından geçmiyorlardı. Ham IMAX filmlerdi. Christopher Nolan ve James Cameron gibi sinema deneyimine önem veren yönetmenler bu teknolojiye neredeyse mahkum kaldılar ve sıklıkla kullandıkları bir teknolojiydi. Günümüzde de kullanmaya devam ediyorlar. 2022 yılının Aralık ayında vizyona giren Avatar, IMAX salonlarda insanların karşısına geçti ve yüksek beğeniyle karşılandı. 2023'ün Temmuz'unda vizyona girecek olan Oppenheimer ise muhtemelen aynı coşkuyla karşılanacaktır. Yani IMAX salonlar masrafıyla birlikte seyirciyi de salona getiriyordu. Yani 94 yılında başlayan bu Hollywood serüveni günümüzde halen daha devam eden ve oldukça başarılı bir IMAX deneyimi yaşatıyor. Bugün sizlere sinema salonunun deneyimini yüksek kaliteye ulaştıran IMAX'i işledik. Dersleri daha yakından takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.